belirlediği politikalarla oluyor. Peki hemen ben burada vaktinizi alıyorum ama Elen Cumhuriyeti demek istiyorum. Bize bu konuda şu anda en direkt olarak karşı çıkan Yunanlılar biliyorsunuz. Bu Kıbrıs sorunu tekrar gündeme geliyor. Kıbrıs Rum kesimi oluyor. Çok kısaca bunlara da bir de sizin kitaplarda yine bir şey bir fikriniz var, bir sözcükleriniz var. Biz Yunanlılarla komşu kardeş değiliz. Fiziksel kardeşiz diyorsunuz. Evet, öyle. Ve bu kardeşliği, bu dostluğu geliştirmemiz gerekiyor diyorsunuz. Çok hoşuma giden, çok sevdiğim konulardan, paragraflardan bir tanesi olmuştu. Şimdi evet, onu biz tabii halkımıza ne Yunanlar anlatmış ne biz anlatıyoruz ve Türk-Yunan şeyliği. İlk anlatan parti de siz misiniz bu konuya değinen diye herhalde, düşünüyorum. Herhalde evet. Şimdi, yani şimdi şöyle bir olay var. Türkiye ile Yunanistan'ın dost olmaması bir ayıptır. Evet. İki taraf için de büyük bir ayıptır. İki tarafın politikacıları için. İki tarafta da yürekli, böyle akıllı politikacılar gelmemiş. Yoksa bu Kıbrıs meselesi 20 sene kalır mı sürüncemede? Tamam. Halledilirdi. Şimdi teferruata girmek istemiyorum tabii, ama tabii. Genelde iki tarafın politikacılarını tenkit ederken Yunanlılar bizden daha kötü diyeyim. Kusura bakmayın. Türk politikacılarımızı da tenkit ediyor ama Yunanlar daha beter. Evet. Çünkü onlar bir Türk paranoyasıyla hareket ediyorlar. Evet. Fakat bunun da reel sebepleri var. Yani Yunanistan Türkiye'den korkuyorsa ve bu korku onların politikalarına hakim oluyorsa bu boş bir korku değil. Türkiye evet. Her geçen gün büyüyor. O da var. Yunanistan ufalıyor. Evet. Dinamik nüfusu başka yerlere göç ediyor. Ekonomik olarak biz daha genişliyoruz. Ticaret yolları üstüne bizim daha etkinliğimiz var. Stratejik önemimiz var. Ve daha 20 sene evvel Kıbrıs'ın yarısını kendi soydaşlarımızı korumak için şey yapmışız, almışız aslında. Hı hı. Şimdi bütün bunları üst üste koyunca, adaların da bize yakınlığını düşünürseniz. İkide bir bizim politikacılarımızın işte kızarsak adaları alırız, Trakya'ya gireriz gibi laflarını görürseniz tabii onlar bir tedirginliğe kapılıyorlar. Kendilerine göre evet. Haklılar. Yani önce bir karşı tarafı anlamanız lazım. Evet. Karşı tarafta bir tedirginlik var. Biz bunun için güven vermeyi düşünüyoruz. Yani karşı tarafa güven vererek problemleri çözeceğiz. Çünkü biz Yunanistan'la olan ilişkileri çok kısa sürede çözeriz derken bazı kişiler diyor ki ne vereceksin de çözeceksin. Bir şey vermeyeceksin. Güven. Güven çok önemlidir. Evet. İlle maddi bir şey vermeyeceksin. Tabii. Mesela saldırmazlık paktı yapmamız lazım. Sınır garantisi vermemiz lazım. Çünkü ikide bir ha adalara çıkarız diyoruz. Ha Batı Trakya'ya gideriz diyoruz. Şimdi düşünün Batı Trakya'ya gireriz bir lafı edince oradaki soydaşlarımızın ezilmesine sebep oluyoruz. Çünkü Batı Trakya'da 150 bin Türk soydaş var. Tabii Yunan hükümeti ne düşünüyor? Vay Türkiye Batı Trakya'ya girerse buradaki Türkler onlarla işbirliği yapacak diyor. Evet. Daha ezmeye kalkıyor. Yani bunları çok yönlü düşünmek lazım. Böyle hissi, böyle şeyden atar gibi böyle milleti tatmin edeceğiz diye şöven laflar etmemek lazım. Evet. Şimdi Yunanlarla kardeşliğimiz tarihi bir meseledir. Çünkü Türkler Anadolu'ya geldiklerinde burada dominant kilise Ortodoks kilisesiydi. Ve bizim bir kısmımız Ortodoks olduk. Bu ayıp bir şey değil. Yani Türklerin bir kısmı Ortodoks oldu. Rumların bir kısmı da Müslüman oldu. Yani ırk olarak söylüyor. Evet. Böylece ırklar karıştı. Sonra mübadelede Türk orijinli olup da Ortodoks kilisesine bağlı olanlar biz Yunanistan'a yolladık. Evet. Yunanistan'daki Müslüman olan Yunanlar da bu tarafa aldık. Ne oldu? Fiilen kardeş olduk. Ama dinler değişik. Evet. Şimdi mesela Gagavuz Türklerini alın. Gagavuz Türklerinin adlarına bakın. Aynı Rum ismi gibi. Kosta bilmem Neviç mesela. Türk. Bu Türk değil mi? Evet. Peki buna Türk diyoruz. İşte Rum olunca o havaya girdi. Yani demek istediğim biz fiilen kardeşiz. Fiilen kardeşiz. Evet. O yani bu fiili kardeşliği Yunanların bir kısmı da biliyor zaten. Biz de ama biliyoruz. Ama tam anlatılmıyor sanıyorum. Anlatılmıyor. Zaten hep böyle şeyler kardeşler arasında çıkar. Köylerde de öyle de kasabalarda. Hep ufak şeyler. Osmanlı'da kardeşler. Tabii. Arazi ihtilafı çıkar. Bilmem arazi ne çıkar. Evet hep biri, öyle. Bir şeyin gelip, bir büyüğün gelip iki tarafı anlaştırması lazım. Evet inşallah. Umuyoruz bunlar. Biz bu konuda iyimseriz. Yani her şeyde olduğu gibi Yunan Türk'ü Elen Cumhuriyeti arasındaki problemlerin çözülmesinde çok iyimseriz. Dediğim gibi problem yok. Güven problemi var. Bu iki komşunun aslında birbirine selam vermeyip tehdit etmesi gibi. Biz senin toprağında gözümüz yok dediğiniz zaman şey yumuşayacak. Güven, ve o zaman duydum. O zaman Elen diyeyim bize karşı daha sempatik bakacaklar. Daha sempatik. Coşkuyla bizim yanımızda olacaklar vesaire. Umarım eskiden bunlar. Bakın size bu konuda bir şey anlatayım. 1955'teki Celal Bayar'ın seyahatini incelerken fark ettim. Amerika seyahatini. Celal Bayar 55'te çok başarılı bir Amerika seyahati yaptı. Ve
Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok büyük şehirlerinde büyük partiler verildi. Çok güzel karşılamalar yapıldı. Demokratik bir ülkenin cumhurbaşkanı ve üstelik Kore Harbi'nden sonra Amerikalıların sevgilisi durumundayız. Ve biliyor musunuz oradaki bütün Rumlar şeye elini öpmek için kuyruğa girdiler. Cumhurbaşkanımız diye Celal Bayar. 55'te bu. Cumhurbaşkanımız diye. Ve bütün o San Francisco'daki, Los Angeles'taki birçok büyük şehirdeki tertip komitesi Rumlar tarafından yapıldı. Yani bütün bu törenleri Rumlar organize ettiler. 55'te bu. Ama sonradan ne oldu diyorsunuz? Kıbrıs hadisesinde hem Karamanlis, hem Averof, hem rahmetli Menderes ve Fatih Nuşçu Zorlu çok akıllı bir şekilde çözdüler olayı. Dikkat edin, Kıbrıs'ta bütün hırlaşmaya rağmen Türk-Yunan dostluğu bozulmamıştı şimdiki gibi. Sonra maalesef bizde 60 darbesi oldu. Ondan sonra Makaryos'un ihtirası ortaya çıktı. Makaryos'un da çok kabahati vardır. Ondan sonra o yarayı kapatamadık. Peki Sayın